Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Amerika'ya gelmeden önce bilmeniz gerekenler başlığı altında benim tecrübelerimden yola çıkarak aklıma gelen ve kesinlikle bilmeniz gerekiyor dediğim şeyleri size anlatmaya çalışacağım. Onun dışında unuttuğum, atladığım şeyler olabilir. Fikir ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunları dikkate alacağım. Bunlardan bazılarını ben yaşayarak öğrendim, bazılarını gelmeden önce araştırmıştım. O şekilde öğrendim. Başlayacak olursak ilk olarak ben hizmet sektöründe çalıştığım için beni çok ilgilendiren bir şey ve ben bunu buraya gelmeden önce bilmiyordum. Şimdi Türkiye'deyken arkadaşlar bildiğiniz gibi restoranta gittiğiniz zaman 3-5 lira maksimum bahşiş bırakırsınız. Hani bizim kültürümüzde çok gelişmiş bir şey değil bu bahşiş olayı. Ama Amerika'da zorunlu. Şöyle zorunlu. Bunun yasal olarak bir zorunluluğu yok ama insanlar kendilerini zorunlu hissediyorlar. Çünkü hizmet sektöründe çalışan insanlar bahşişlerle paralarını kazanıyorlar. Bundan dolayı insanlar bunu bildikleri için onlara belli bir yüzdelik bahşiş bırakıyorlar. Çok beğendiyseniz %20, beğendiyseniz %18, idare eder derseniz %15'lik bahşiş vermeniz gerekiyor. Altında da bahşiş verenler var. Burada da belirtilmek istenen hizmetinizden çok memnun kalmadık. Ama hiç bahşiş vermiyorsa birisi ya çok kötü bir hizmet almıştır ya da karşıdaki kişi bahşişin ne demek olduğunu bilmiyordur. Ben Manhattan'da çalıştığım zamanlarda birçok turist geliyordu. Bahşişin ne demek olduğunu bilmiyorlardı. Bu da benim kazancımı etkiliyordu şahsen. Restoranta giderseniz, berbere giderseniz, taksiye binerseniz bahşiş vermeniz gerekiyor. Bahşiş Amerika'da gerçekten çok önemli bir şey ve bunu bilmediğiniz zaman toplumda ayıplanıyorsunuz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Kulağa çok değişik gelecek, belki şaşıracaksınız ama çocukları uzaktan sevmeniz gerekiyor. Bu birçok arkadaşım için çok tuhaf olacaktır. Ben gerçekten çocuk sevmeyi çok özledim. Amerika'da başkalarının çocuğuna fiziksel temasta bulunamazsınız. Eğer böyle bir şey yaparsanız çocuğun ailesi sizi polise şikayet edebilir ya da kendileri de sert tepkide bulunabilirler. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Uzaktan severseniz sıkıntı olmaz ama temasta bulunursanız, "Aa sen ne kadar tatlısın" deyip bir makas alırsanız gerçekten çok büyük sıkıntı. Bilmeyen arkadaşlarınız varsa söyleyin. Amerika'ya gelecek gelmeyi düşünenler. Biz gelmeden önce uyarılmıştık. Hatta ben bu konuda şaşırmıştım. Çünkü bizim kültürümüzde bir çocuk gördüğümüzde "Aa sen ne kadar tatlı şey" deyip yanağından bir makas alırsın, sarılırsın, öpücük kondurursun. Ama Amerika'da yapamıyoruz. Yapmamalısınız. Yapmayın. Yani bu istenmeyen sonuçlara neden olabilir. O yüzden sizi uyarıyorum. Bir arkadaş, bir dost tavsiyesi olarak alın ve çocukları uzaktan sevin Amerika'da. Amerika'da ölçü birimleri farklı. Kilogram değil, pound var. Ve 1 pound 450 grama tekabül ediyor. Onun dışında inç var. 1 inç 2,54 santimetre ediyor. Feet 0,30 metre yapıyor. Santigrat derece kullanmıyorlar. Fahrenheit kullanıyorlar. Ben hala bunu çözemedim. Yani nasıl bir ilişki var aralarında? Fahrenheit'ten Celsius'a değişim yapacaksınız. Kaç derece ise Fahrenheit? 32 çıkartıyorsunuz. 5 bölü 9 ile çarpıyorsunuz. Celsius'dan Fahrenheit'e çevirecekken 9 bölü 5 ile çarpıp artı 32 ekliyoruz. O şekilde buluyoruz. Ben bunu bilmiyordum mesela. Sizin için araştırırken öğrendim. Bir diğer değişik ölçü birimi ayakkabı numarası. Bunlara alışana kadar bir zorluk yaşamıştım. Sizin gelmeden önce bunları bilmeniz sizin için artı bir şey olacaktır. Bu yüzden gelmeden bilmenizi, öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Siz olun arkadaşlar, Amerikan polisiyle tartışmayın. Polislerin gerçekten çok yetkileri var. Size çok ters, sert davranışlarda bulunabilirler, sizi tutuklayabilirler, sizi vurabilirler. Herhangi bir şekilde zaten kaçmayın. Kaçarsanız bunun cezası hapis oluyor. Ya yani olabildiğince olayı sakinleştirmeye ve size sorulan sorulara doğru ve dürüst bir şekilde cevap vermeye çalışın. Ya yani ki olayın sizinle herhangi bir alakası yoksa bile polise tersleşmeyin, ters cevaplar vermeyin. Çünkü bu sizin için iyi olmayacaktır. Demek istediğim şey, polisler burada çok sertler. Siz ne kadar haklı da olsanız polislere ters tepki yapmamanız gerekiyor. Bu yüzden polislerle iyi geçinmeye çalışın. Hani benden size tavsiye. Tabi uzaktan sevmiyorsanız siz bilirsiniz ama bunu onlara hissettirmemeniz gerekiyor. Yaşı 21'den küçük olan insanlar içki içemiyorlar. Ve yanınızda yaşı 21'den küçük insanlar içki içiyorlarsa siz sorumlu oluyorsunuz. Sizin yaşınız 21'den büyükse. Bu yüzden ceza alabilirsiniz. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yanınızda yaşı 21'den küçük insanlar varsa onların içki içmesine engel olun. Ya da onların olduğu ortamda bulunmayın.
Çünkü bu sizi de etkileyecektir. Arkadaşlar bir diğer önemli konu kamu malına zarar vermeyin. Kamu malına zarar verirseniz gerçekten büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız. Kamu malı Amerika'da çok önemli. Polis kamu malına zarar verdiğinizi görürse sizi tutuklayabilir. Daha sonrasında mahkemeye çıkabilirsiniz. Büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani bunun sonucunda mahkeme kararı çıkana kadar hapiste bekleyebilirsiniz. Daha sonra bu mahkeme kararı sonucunda maddi olarak ödeyebilirsiniz. Ya da hapis yatabilirsiniz. Bir diğer seçenek de kamu yararına çalışarak bunu ödeyebilirsiniz. Tabii bu işlediğiniz suça göre değişiyor. Hangi kamu malına zarar verdiğinize göre değişiyor. Bilerek yapıp yapmadığınıza göre değişiyor. Bu yüzden kamu malına karşı daha saygılı olun ve daha dikkatli olun. Amerikalılar mesafelere dikkat ederler. Yeni tanıştığınız bir Amerikalı ile çok fazla samimi olmamanız gerekir. Çok fazla böyle mucuk mucuk öpmek onların hoşuna gitmiyor. Öpseniz bile bir kere öpmek yeterli yani Amerikalılar için. Tabii samimiyetiniz olduysa sarılabilirsiniz, öpebilirsiniz. O aranızdaki duruma bağlı. Ve bir diğer konu bankalarda beklerken, ne bileyim sırada beklerken. Bu korona zamanı öncesinde de böyleydi. Yani mesafeye dikkat ediyorlar. Şimdi zaten insana biraz yaklaştığınızda 6 fit uzakta dur diyorlar. 6 fit kuralı var biliyorsunuz. Yani 6 fit 1,5 metre oluyor. Benim 1,5 metre uzağımda dur diyorlar. Daha öncesinde bile insanlar mesafe istiyorlardı. Biraz yaklaştığında böyle bakıyorlar. Hayırdır niye bu kadar yakınsın bana diye. Amerikalılara çok fazla yaklaş ve onların sosyal alanlarına çok fazla girmeyin. Diğer türlü onların sert tepkisiyle karşılaşabilirsiniz ya da size yakında bir memur varsa sizi şikayet. Bu yüzden Amerikalıların kişisel mesafelerine dikkat ettiğini unutmayın. Gerek öpüşürken, sarılırken, gerek bir yere gittiğinizde mesafenizi her zaman koruyun onlara karşı. Amerika'ya gelmeden önce priz dönüştürücüsü almayı unutmayın. Eğer ki Türkiye'den bir ürün getiriyorsanız ve buranın prizine uygun olmasını istiyorsanız, şimdi size göstereceğim prizden almanız gerekiyor. Bu Türkiye'deki priz çeşidi şu şekilde. Bu da Amerika'daki. Şimdi siz Nalbur'a gittiğiniz zaman Amerika'da ben bu ürünü kullanmak istiyorum dediğinizde bunun ucuna geçirilen bir dönüştürücü var. Ve bu dönüştürücü de ucu bu şekilde. Yani bu ürün burada da kullanılabiliyor. O dönüştürücü şu an bende yok. Çünkü ihtiyacım yok zaten buna. Bir arkadaşıma vermiştim. Ama priz dönüştürücü almayı kesinlikle unutmayın. Çünkü o ürünlerinizi burada kullanmak istiyorsanız priz dönüştürücüye ihtiyacınız olacak. Eğer ki sürekli kullandığınız ilaçlarınız varsa bunları gelmeden önce buraya getirin. Çünkü burada benzerlerini bulabilirsiniz belki ama aynılarını bulmanız zor. Ve bazı ilaçlar burada doktor kontrolünde alınıyor. Yani eczaneye gittiğiniz zaman istediğiniz her ilacı alamıyorsunuz. Bir ilaç istediğiniz zaman size doktorunuzdan izin almanız gerekiyor ya da doktorunuzdan size bir belge getirmeniz gerekiyor diyebilirler. Bu yüzden size tavsiyem kullanmak zorunda olduğunuz ilaçlarınız varsa bunu Türkiye'den temin edip o şekilde getirin. Ya da burada doktordan izin aldıktan sonra alabilirsiniz. Bu da önemli bir detay bence. Bedenleri farklı. Çünkü Amerikalıların bedenleri büyük olduğu için genelde onların bedenleri farklı oluyor. Mesela ben ilk geldiğimde birçok small ürünü ben giyemiyordum. Normalde small giyinirken. Bu da small'un normal small'dan daha büyük olması. Tabii New York için geçerli değil bu. Ben küçük bir yerde kalmıştım. Work and travel yaparken Maryland'de. Orada yerel elbiseler daha çok vardı. Hani böyle marka elbiseler dışında. Çünkü marka elbiselerin bir ortalaması oluyor. Ben mesela yetişkin bölümünden elbise kendime bulamıyordum. Gençlerin giydiği elbiselerden kendimi anca bulabiliyordum. Kadınlar ve erkekler aynı kuaföre gidebiliyorlar. Aynı yerde saçlarını kestirebiliyorlar. Kadın ve erkek kuaförleri birlikte çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani benim gittiğim yerde mesela benim yanımda bayanlar da saçını kestirebiliyorlar yan tarafta. Aynı kuaför hem kadının hem erkeğin saçını kesebiliyor. Türkiye'de bu biraz farklı tabi. Ve fiyatlar acayip pahalı. Şaşıracaksınız ama erkek saç kesimleri örnek veriyorum.
Ben geçen gün gittiğimde 30 dolar vermiştim. 5 dolar da bahşiş verdim. 35 dolar. Bazı arkadaşlar 60-70 dolara verenler oluyor. 10-15 dolara da var. Ama onlar tabii o kadar kaliteli değiller ve istediğiniz gibi yapmıyorlar saçı. Yani kuaför önemli bir şey biliyorsunuz. Bir insan bir kuaföre gittiği zaman sürekli ona gitmek istiyor. Kadın kuaförleri gerçekten benim duyduğuma göre çok pahalı. Buraya gelecek bayan arkadaşlar varsa yani önceden kendi saçını yapmayı öğrenmelerini tavsiye ederim. İşte yani benim aklıma gelen buraya gelmeden önce bilmeniz gereken konular bunlar. Eğer ki bu videoyu izleyip ekstra düşünceleri olanlar varsa yorumlarda belirtebilirler. Hani bu insanların daha çok bilgi almasını hep birlikte sağlayabiliriz böylelikle. Ve yapmamı istediğiniz videolar varsa bana Instagram'dan gezginbirsezgin'den ya da yorumlarda belirterek ulaşabilirsiniz. Ben bunları dikkate alıyorum. Yorumlara gerçekten özen gösteriyorum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Tabi bazen yoğunluktan gözümden kaçan mesajlar olabilir. Tekrardan bana yazabilirsiniz. Hani alınmaca gücenmece olmasın çünkü yoğun çalışıyorum. Genelde diğer kutusuna düşüyor, bazen göremiyorum. Görsem okuyup dönemiyorum. O yüzden tekrardan bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Önerileriniz olsun, sorularınız olsun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım ve dikkat etmeye çalışıyorum önerilerinize. Bunun dışında yakın zamanda Brezilya'ya gideceğim ve daha sonra Miami'de yaşamaya başlayacağım. Bununla alakalı videolar gelecek zamanla. Bu videolar dışında yine bu tarz bilgi videoları, röportaj videoları ve çalışma videoları gelebilir. Onun dışında gelmesini istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtin. Ona göre ben de yol haritamı çizebilirim. Yani sizin görmek istediğiniz şeyleri yapmak istiyorum. Güzel videolar yapmak istiyorum. Videoyu izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için, destek olduğunuz için, beni kendi arkadaşlarınızdan biri, ailenizden biri gibi gördüğünüz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yeni ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.